Hocam hoş geldiniz tekrardan Teşekkür yayına, ediyorum. yayınımıza. Şimdi tabii bugün Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların eğitimi çok önemli bir nokta. Bir de e, enteresan bir resim vardı. E, kadın istihdam konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz büyük bronz heykel vardır. Boğa heykeli boğaz evet, heykeli. Onun tam karşısına cesur küçük kız heykeli dikildi. Çünkü Amerika'da da e, istihdam edilen kadın oranı veya yönetici kadınlar sayısı az As. bulunuyor. Şimdi tabii bunun e, bir de araştırması yapılmış. Kadınlar istihdama katılırsa e, dünya ticaretine 12 trilyon dolarlık bir ek katkı sağlanır diye. Daha fazla olursa. E, bunda da eğitimin önemi çıkıyor tabii hocam. Bu konuda sizin işinizi dersiniz. Evet. Tabii öncelikle Divinet e, ekranlarından ben bütün e, annelerimizin, kız kardeşlerimizin, kızlarımızın, babaannelerimizin öncelikle Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum, kutluyorum. E, dinimizin de emrettiği şekilde cennet annelerin ayakları altında o hürmetle, o saygıyla onların huzurunda eğiliyoruz. Ee, hazır dinden girmişken maalesef uzun yıllar bu ülkede birtakım dini gerekçeleri göstererek aslında asla dinimizde böyle bir kural, böyle bir şart olmamasına rağmen hep kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın eğitimi engellenmiştir. Oysa ki dinimiz erkek kadın ayrımı yapmaksızın doğumdan ölüme kadar ilmi öğrenmeyi emreden bir dindir. Böyle bir dinin mensuplarıyız. Dolayısıyla öncelikle bu yanlışı düzeltmek lazım toplum olarak. Buyurduğunuz gibi eğer eğitilmiş insan kaynağında hanımefendiler yer almıyorsa e sizin onu istihdam etmeniz de mümkün olamayacaktır. Çünkü zaten eğitilmiş erkeklerin istihdamında bir sıkıntı var ise ki bugün Türkiye'de şu anda %10'un üzerinde bir işsizlik oranımız var ise bir de eğitilmemiş hanımefendileri buraya dahil ettiğimiz zaman bu rakam tabii ki yukarı çıkacaktır. Biz öncelikle Kız çocuklarımızın eğitimine el atmamız lazım. Bu gerçekle yüzleşmemiz lazım. Hiçbir dini gerekçeyle, hiçbir sosyal moral değerleri veya gelenek görenek gerekçeleriyle kız çocuklarımızın eğitimini engelleyemeyiz. Engellemememiz gerekir. Bunu aşmamız lazım. Bu birinci öncelik. Bunun için de tabii Türkiye büyük bir atılım içerisinde. Şu anda gerek üniversitelerimizde okuyan öğrenci sayılarımıza baktığımız zaman... Orta öğretimde okuyan öğrenciler sayımıza baktığımız zaman geçmişe oranla ciddi şekilde yükselme olduğunu görüyoruz. Yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Çünkü bu mentaliteyi kırmamız lazım. Burada belki bir eleştirim de olacak benim. Şimdi az önce siz Amerika'daki Don Jones'taki küçük bir kız çocuğu heykelinin oraya konduğunu ifade ettiniz. Cesur etsiniz. kız heykeli. Bu. Evet. evet. Şimdi Eran burada Burgu belki arası. Türkiye'de de bir takım kanunsal veya yönetmenlik düzenlemelerinde de kadın istihdamını teşvik edecek bir takım çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum yani. Evet ben. o konuda çok teşvik var. Eee son rakamlarda istihdamda aslında kadın istihdam %7'lik bir artış olmuş ama yine de tabii çok daha fazla olmalı ama e, dediğiniz gibi belki yönetmeliklerle kadının istihdamda yani yer alması Yani şunu söylemek istiyorum burada. Eğer kadın istihdamını işverenlerin işverenlere ilave bir yük getiriyorsa öyle toparlamak istiyorum bunu. E iş, işverenlere o kadın istihdamını e, sağlayacak olan kişilere ilave daha büyük yükler getiriyorsa bu istihdam artırmaz. Bakın çok önemli bir konu bu. Burada herkes birbirini böyle güzel sözlerle şey yapmanın bir anlamı yok. Yani zaten istihdam problemi varsa, zaten biz bu işsizlik oranını aşağı çekmek istiyorsak, istihdamı artırmak istiyorsak işverene daha çok e, yük yüklemekle biz bunu başaramayız. Burada hep birlikte o problemi o sıkıntıyı katlamamız lazım. Yani kadın istihdamı sağlayan bir işverene ilave şu yük getiriliyorsa, ilave bu yük getiriliyorsa, sosyal, ekonomik farklı farklı şeyler getiriyorsa bu sefer insanlar kadın istihdam etmekten intina edebilirler. Bu gerçekle yüz yüze gelmemiz lazım bizim onun için bu uygulamaları getirirken muhakkak ki işveren tarafını da oturup masanın diğer tarafında orayı da dinlemek gerektiğini söylüyorum. Yani hoşumuza giden bir takım kanunlar çıkabiliyor. Aa ne kadar kulağa hoş geliyor. Peki o kulağa hoş gelen kanunlar ve yönetmenlikler ve düzenlemeler uygulamaya geldiği zaman acaba ne kadar Uygulanabiliyor. Ne kadar karşılığını bulabiliyor? Bu gerçeklik bu çok önemli bir konu. Tabii çok önemli. Kadınlar yani zaman... bir kısım bir kısım işverenler ben buradan yüksek sesle söylüyorum. Burada devletimizin yetkili organları da bunu duysunlar lütfen. Bir kısım işverenler, bakın arkadaş e böyle bir kural var, bu yeni düzenlemeler yapıldı. Onun için çok zorunlu olmadıkça kadın istihdam etmeyin diyor ise bir sıkıntı var Demek ki Tabii ki bunu dillendirelim burada, bu önemli bir konu. Çok önemli. Dolayısıyla burada yani bunun altını kalın puntalarla çizmek istiyorum. Bu vesile olsun, güzel güzel de her iki tarafı düşünmek lazım bu uygulamaları. Uygulanabilirip uygulanamayacağını işverende iş dünyasında karşılığının olup olmayacağını dikkat etmek gerekir. Evet, Bu önemli. ekranda da bunu söylemiş çok, olalım. Çok önemli bir konu o zaten. Kadın istihdamın teşvik edilmesi hem işveren kanadından da belki o mesela bir e, kreş değil. Bilmiyorum bir sürü şey söyleyebiliriz. Elbette mi? Ki. Ee, bir de bir konu daha var. Ee, ben bunu hepsini birden konuşmak istiyorum. Ee, çünkü Çocuk Üniversitesi var sizde. Evet. Şimdi bu e, enteresan bir program Çocuk Üniversitesi. İlk duyduğumda ben nasıl demiştim? Biraz açalım mı onu? Şimdi İstanbul Aydın Üniversitesi'nin tabii ki içerisinde bu beşinci yıla giriyor. Çocuk Üniversitesi diye bir eğitim programımızı başlattık biz. Ya bilimsel burada burada e, 3 yaş grubundan 7 yaş grubuna kadar bir grupta içerisinde 7 ile 12 araç arasında iki ayrı grup halinde yapılıyor. Burada bir temel esas takdir edersiniz ki çocuklarımızı eğer genç yaşta, çocukluk yaşlarında onların yönlendirilmesini, onların fiziki yapısını, onların düşüncesel yapısını, onların zekasının belirli oranda yönlendirebilirseniz yani onların bilinç altında kalan o kısımları açığa çıkarabilirseniz işte niye biz muci çıkaramıyoruz, niye biz efendim buluş yapan insanlar çıkaramıyoruz da çözüm de üretmiş olursunuz. Hı hı. Bu anlamda o çocuk üniversitesindeki bir takım öğrencilerimizin lisans öğrencileriyle beraber yani üniversite öğrencileriyle hmm. beraber derse gittiklerini biliyor musunuz? Beraber sınavlara katılıyorlar. Kendilerine ayrı bir program var ve görüyorsunuz ki o 7 yaşındaki 10 yaşındaki çocuklarda hiç ummadığınız bir performansı görüyorsunuz. Kendini de keşfediyor çocuk Kendisini değil Kendisini keşfediyor mi? ve çocuklar ondan sonraki eğitim hayatlarında sahip oldukları potansiyel ve kapasiteye göre bir eğitim müfredatı incelemiş -7 oluyorlar. 3-7 yaş oluyorlar. hocam? Bir 3-7 yaş var, bir 7-12 yaş grubu Heh. olmak üzere iki ayrı grup tamam, halinde yapılıyor. Tamam çünkü benim oğlan da 7-12 yaş, bilimi evet. bayağı düşkün. Hatta kendisi kağıttan uçaklar yapıyor ama aerodinamik bir şeyler uçuyor. Evet. Evet. Ee, şimdi bunu söyleyince ben de Kuzey'e alıp bir, bir ara gelmek isterim evet. o çocuk üniversitesine. Yani astronomiden ileri matematiğe kadar dersler görüyor bu çocuklarımız. Süper. Ve tahmin edemeyeceğiniz kadar sizlere e, onu algılamada, fikir üretmede, Çözüm üretmede ve katkı sağlamada hiç tamir etmeyeceğiniz bir potansiyelle karşı karşıya kalıyorsun. İşte o çocuklar özel eğitilmesi lazım. O çocuklara özel müfredat uygulanması lazım ki ilerlesin. Evet. Şimdi bir de Suriyeli mültecilerle ilgili bir eğitim evet. programınız daha var başlattınız. Evet. Da, o, o nasıl olacak? Şimdi tabii ki bugün Türkiye'de resmi veya gayri resmi ama 4 milyon civarında mülteci Suriyeli yaşıyor Türkiye'de şu anda. E bunların büyük bir çoğunluğunun eğitim öğretim oranı. Ee, çok düşük okur yazar oranı çok düşük. Şimdi bu insanlara yardım etmek gayet Tabi yardım edelim, verelim ama hani derler ya bir atasözü. Balık tutmak önemli olan. Yani balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek gerekir. Dolayısıyla bu anlamda bizim şu anda 2000 civarında Suriyeli biz eğitim öğretim veriyoruz. Bunların bir kısmına diyelim ki kendi bulunmuş olduğu çevrenin en çok ihtiyaç duyduğu mesleki eğitimi veriyoruz onlara. Çok enteresandır mesele. Saç bakımı ve güzellik. Korkunç bir şey mesela. İkincisi grafik tasarım eğitimlerini veriyoruz. Takı tasarım eğitimleri veriyoruz. Bir de Türkçe eğitim verdiğimiz bir bölüm var. Hı. Yani Suriyeli mülteciler toplumla uyum sağlayabilmesi, bu toplumun içerisinde bunların çok az bir kısmı geri dönecek gerçeğini kabul edelim biz. Yani yarın Suriye'de istikrar sağlansa bile bunların büyük bir kısmı yine bu ülkede kalacaklar. Dolayısıyla yarın toplumsal bir problem olmaması için hem bunların Türk toplumuna uyum sağlayabilmeleri için hem meslek edinip kendi hayatlarını idame ettirebilmelerine yönelik olarak İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 3 ayrı program uyguluyoruz. Bir tanesindeki 2000 civarında şu anda Türkçe eğitimi yapıyoruz. Bir diğerindeki meslek eğitim ki bunu 3 bölüme ayırdık. Bir tanesinde saç bakımı ve güzellik eğitimi, grafik tasarım eğitimi ve takı tasarım eğitimi yapıyoruz. Yani bunlar kendi imkanlarıyla hayatlarını idam ettirebilsinler, ailelerine katkı sağlayabilsinler. Temel felsefemiz bu. Ve ilk de. getirmesinler ve istihdama katılabilsinler. Katkı sağlasınlar. Şimdi, Ay kendi, e, kendi ihtiyaçlarında karşılasınlar. Tabii aynı zamanda bir de tabii... E, çocuk çocuklar için de e, e, çocukları da topluma kazandırmak adına eğitmeye ki. lazım ki. Çünkü bu sefer e, çocukları yollarda görüyoruz elenirken. Onu... Bizim bu 2000 kişinin hemen hemen 1500'ü tamamen en son 18 yaş grubuna kadar. Yani hmm, 18 yaş kadar. grubu ve aşağısı tabii ki bunlar cumartesi pazar eğitim alıyorlar. E, ciddi bir proje yürütüyoruz orada tabii ki. E, hem bu çocuklar Türkçe öğrenmek suretiyle mesela bunların çoğu Türkçe öğreniyorlar. ...yarın Türk okullarında da çok rahatlıkla eğitimleri ne yapacaklar? Devam ettirme imkanı sağlayacaklar. Ee, en önemli konu ama tekrar söylüyorum... ...yarın sosyal bir problemi önlemek buradaki temel problem bu. Doğru. Eğer siz onlara kendi kültürünüzde yaşayacak bir e, entegrasyonu, bir uyumu... E, ...kendi dilinizi konuşacak bir uyumu sağlayamazsanız... ...yarın başka bir sosyal problemle bu ülke karşı karşıya kalır. İstihdam sağlayamazsanız bu insanlar ne yiyecekler, nerede çalışacaklar... Hı. ...veya hangi iş yerine gidecekler... Bütün işte bu eğitimlerle hem Türkçe öğretmek suretiyle hem bu mesleki eğitimle e, Umman'da bir damla misali hmm. e, katkı sağlamaya çalışıyoruz efendim. Şimdi 2-3 dakikamız kaldı hocam. Bir de eğitim ekonomisi enteresan. Şimdi e, hep bir tarafta kenara attığımız bir şey dünyanın da aynı şekilde farklı değil yani. Evet. E, gelişme, gelişmekte çalışan ya da gelişmekte olan ülkelere de baktığımız eğitim ekonomisi ayrı bir yer tutuyor. E, fakat rakamlar çok iyi mi kötü mü o konuda siz daha, Tabii şimdi bugün daha çok Bizim atılır? ihracatımız şu anda 140 milyar dolar civarında Zeliha Hanım. Yani Türkiye'nin ihracatı 140 milyar dolar. E, hizmet ihracatı diye ifade ediyoruz ona biz. Yani bir mal olmadan aklınızı, konseptinizi, fikrinizi, düşüncenizi ihraç ederek ülkeye döviz kazandırmak ise hiç de az bir rakam değil. 40 milyar dolar civarında. Hmm, yani önemli. neredeyse... Üçte bir evet. rakamını hizmet ihracatı işte eğlence sektörü, elektronik sektörü, bilişim sektörü, eğitim sektörü, sağlık sektörü bunlar çok önem arz ediyorlar. Tabii bunların içerisinde eğitim sektörü de çok önemli. Biz buna eğitim ekonomisi diyoruz. Hı hı. Şu anda dünyada ortalama 5 milyon civarında uluslararası öğrenci var. Bir öğrenci gittiği ülkeye ortalama 40 bin dolar civarında para bırakıyor. Yani bu şu demek dünyada 200 milyar dolarlık bir eğitim ihracat girdisi var. Hı. Türkiye tabi bundan gittikçe her geçen gün daha çok yüksek bir pay almaya çalışıyor. E şu anda 115 bin civarında uluslararası öğrencimiz var. Dolayısıyla 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında 250 bin gibi bir rakamı belirliyoruz. Tabii bu 40 bin dolardan bahsettim. Yani bir öğrenci bulunduğu ülkeye 40 bin dolar bırakıyor. Bu sadece okula verdiği para değil. Okul 15 bin dolar civarında para veriyor bulunduğu üniversiteye. Geriye kalan kısmı tamamen perakende sektörüne, emlak sektörüne, Parcım. sağlık sektörüne, efendim hizmet sektörünün değişik alanlarına, turizm sektörüne yani dolayısıyla komple ülkenin farklı e, alanlarında bir kalkınmışlık sağlıyor. Ama en önemlisi bu öğrencilerimiz yarın kendi ülkelerine dönerken bu ülkenin farı büyüğecileri olarak geriye dönüyorlar. Doğru. İşte Türk lobisi dediğimiz, diaspora dediğimizin en önemli faktörleri bunlar. Sonra o ülkelerde yatırım yapan Bizim Türk iş adamlarımız için o ülkelerde en önemli insan kaynağı oluşturuyorlar. Hazır oraya gittiğiniz zaman Türk üniversitelerinde okumuş, mühendis olmuş, işletmeci olmuş, doktor, doktor olmuş. olmuş, hekim olmuş. Ee, o insanlarla çalışma imkanı buluyorsunuz. Hem o ülkeyi tanıyorlar hem bu ülkeyi tanıyorlar. Dolayısıyla farklı çarpanları olan, çarpanlar etkisi yapan bir katma değer sağlıyor size. Tabii Türkiye bu alanda ciddi bir mesafe aldı kabul etmek lazım. Özellikle son 10 yıl içerisinde yapılan bu düzenlemelerle ki 115 bir rakamı çok ciddi bir rakam tabii yani ama yeterli mi? Tabii ki değil. Dolayısıyla dünya ciddi bir şekilde artık hizmet ihracatına doğru kayıyor. İşte 40 milyar dolar rakamdan bahsedelim. Hiç çekişimsiyemeyecek, küçümsemeyecek. Sağlık gayet iyi gidiyor bu anlamda. Sağlık sektörünün sağlık evet. e, işte yurt dışından getirilen hastaların tedavisi. Evet, hasta evet doğru, adası. doğru. O da çok e, iyi. E, eğlence sektörü çok güzel gidiyor. Türk filmleri, Türk dizileri evet. Güney Amerika'dan tutunuz da Ortadoğu ülkelerine kadar ciddi şekilde yayılmış. Oradan çok ciddi bir rakam, bir, bir girim, girdi var. Bilişim sektörü gayet iyi gidiyor bu ara. Hatta geçen e, Türkiye İhracatçı Meclisinin Tim'in yapmış olduğu bir düzenlemede e, hizmet ihracatında Türkiye ciddi katkı sağlayan kurumlara ödüller evet, verildi. Evet, İstanbul gördüm. Aydın Üniversitesi de orada evet. güzel bir ödül aldı bir derece aldı. Tebrik orada de. mesela bir öğrenci bir kişi 700 e, 700 ayrı satış noktasında yurt dışına bir oyun geliştirmiş onu satmış mesela eğlence hmm. sektöründe. Dolayısıyla evet. yani e, hizmet ihracatında da Türkiye büyük bir mesafe aldı. Almalı da ciddi bir katkı sağlıyor tabii ki yani da da artmalı belki. Artmalı de. tabii, artacaktır da. Çok Çünkü insanlar özür dilerim, şu son sözü bitireyim. Bakınız şeyde otururken sizle beraber kuliste konuştuk. Bugün bir yazılım firması, ismini zikretmiyorum ama hepimizin bildiği yazılım firmaları var. Bir yazılımla nasıl paralar kazandığını hep beraber biliyoruz. biliyoruz yani artık mal yani o kamyonların arkasına şu kadar bin telefon yükleyerek satmak yerine adam bir yazılımla milyarlarca doları kasasına nasıl Alıyor. Dolayısıyla hizmet ihracatı çok önemli efendim. Çok önemli. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Peki, ben de çok çok teşekkür değerli bilgiler aldım. Sağ olun. Bir şeyler öğrendim. Seviyorum böyle öğrenme bir şeyleri. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli tamam. Heyet Başkanı'na teşekkür ediyorum. Doktor Aydın'a. Faydın'a. Ee, Borsa İstanbul 90.174 Dolar TL 3.72 Euro 3.93 Parite 1.05 Altın 1.213 Gram altın 1.145 seviyelerden işlemlerine devam ediyor. Ve kahve arası burada sona eriyor. Yarım saat 10'da tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.